Giriş derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mikhail Pikulski. Bugünkü konumuz yine klaslardan devam edeceğiz ve init döndürmesini göstereceğiz. Bir önceki videoda anlatmayı unuttuğum bir kısım vardı. Onu hemen sizlere anlatmak istiyorum. İki tane burada gördüğünüz gibi ders diye Python dosyası oluşturdum. Ders ve ders 2 olarak. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Hemen bir tane klas oluşturalım. Giriş diyelim. Mesela bir giriş toplaması yapıyoruz. İşte kullanıcı adı, e-mail, şifre oluşturacak şekilde. Bunun içine bir tanım yapalım. Tanımı aşağı define tanım diyeceğiz. Bize bir tane çıktı versin ve desin ki giriş yapıldı. Şimdi çalışıyor mu diye kontrol edelim hemen. Şuraya bir dışına giriş nokta tanım alalım. Programı çalıştıralım. Giriş yapıldı diye bize bir çıktı verdi. Şimdi farz edin ki bunun içinde 40 tane klasımız var. Her klasının içinde de 50 tane tanımımız var. Ne yaptı bize? 2000 tane tanım yapmış olduk. Bir tane sayfanın içinde. Şimdi import yöntemini göstermiştim. Import ders dediğim zaman buradaki ders 2 Python dosyası ders Python dosyasındaki bütün klasları ve tanımları aktarmış oluyoruz. Yani ben buraya giriş nokta tanım yazdığım zaman ve bunu çalıştırdığım zaman run ders 2'yi çalıştırıyorum. Giriş yapıldı diye çıktı ama name giriş is not defined. Çünkü ders nokta giriş tanım diyeceğiz. Çalıştırdığımız zaman pardon. Dersten import ettiği çıktıyı veriyor ve ders nokta giriş tanım yazdığım zaman gene aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi biz buradan bütün 2000 tane tanımı çekmek istemiyorsa bunun için bir yöntemimiz var. Bu da from yöntemi. From ders diyeceğiz. Yani ders dosyasından import giriş. Import ithal et anlamına geliyor. İthalat anlamına geliyor. Yani ders dosyasından girişi ithal et buraya. Şimdi ben buradan giriş nokta tanım yaptığım zaman sadece giriş klasını ders 2'ye aktarmış oldu. Çalıştırdığımız zaman giriş yapıldı diye gösteriyor. Şimdi bu konu buraya kadar anlatmak istediğim. Gelelim asıl konumuza. Şimdi biz bir tane giriş klas oluşturacağız ve bu giriş klasında ne yapacağız? İşte kullanıcının işte adı lazım. İşte e-mail adresi lazım. Atıyorum şifresi lazım. İşte bilgilerini biriktirdiğimiz bir tane sınıf oluşturacağız. Bunun için hemen şuradan şu şekil önce buradan yapalım. Bunun için bir döndürme yöntemimiz var. Bu döndürme yöntemine init deniliyor. Şöyle pas koyalım. Şuraya bir aşağı indireyim. Şuraya da belirtelim. Init içinde demek. Şimdi ben bu klasa bir tane tanım yapacağım. Diyeceğim ki kullanıcı 1 eşittir diyeceğim. Giriş klasına ait olduğunu söyleyeceğim. Ve buraya da bilgiler koyacağım. Şimdi şuradan kısaca hızlıca anlatmak istiyorum. Şimdi biz burada dedik ki bir tane kullanıcı oluşturduk ve buna dedik ki işte pardon girişin isminin içinde. Şimdi biz bu kullanıcıyı tanımlarken ne diyeceğiz? Adı diyeceğiz. E-mail diyeceğiz. Şifre diyeceğiz. Çok da şey yapmayalım. Şifre yeterli. Şimdi ben bu objeyle işlem yapmak istediğim zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki mesela bir giriş formu oluşturdum ya. Şuraya bir ad gir diyeceğim. Bir de şifre gir diyeceğim. Ya da e-mail gir, şifre gir diyeceğim. Yani e-mail'i istiyorsam adıyla işim yok. İşte adını istiyorsam e-mail ile işim yok. Sadece buradaki belli başlı bilgileri çekmek isteyeceğim. Bunun için bizim init dediğimiz yöntem var. Ve aynı şekilde buraya önce kendi, yani kendi içinde döndür, kendi içinde döndürme işlemleri yapacağız. Buraya at diyeceğiz, buraya işte e-mail diyeceğiz,
Buraya mesela şifre diyeceğiz. Ve bu init sayesinde biz daha ileride diyeceğiz ki bize ikinci olan kısmı at olanı çağır diyeceğiz buraya. Sonra şifre olan kısmı buradaki belirlediğimiz bilgiden çağır diyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bir örnek uygulama yapalım. Şimdi giriş dedik. Bunun kendi içinde dönmesini sağlayacağız. Ne dedik? Adı dedik. Mail dedik. Şifre dedik. Bir de yaş olsun. Şöyle, çünkü integer'ından da bir örneğimiz olsun istiyorum. Şuradan bir silelim. Şimdi bu döndürme işlemini yapmak için önce self diyoruz. Yani kendi içinde döneceğini belirtmemiz lazım çünkü. Self adı adına eşit. Yine aynı şekilde bütün bunları tanımlıyoruz. Mail, maile eşit. Self, şifre. Hop, çok hızlı geçtik. Şifreye eşit. Self, işte yaş, yaşa eşit. Şimdi biz burada şunu demiş oluyoruz. Biz buraya bilgiler kısmına bilgileri gireceğiz. İlk girdiğimiz bilgi adaya, yani adına denk gelecek. İkinci girdiğimiz bilgi maile denk gelecek. Üçüncü girdiğimiz şifreye, dördüncü girdiğimiz yaşa denk gelecek. Bunları bize döndür diyecek. Şimdi biz burada K1 giriş dedik. Bir tane isim oluşturalım. Kendi ismimi koyayım. Mikael dedik. Mailim ne olsun? İşte koddunya@ net olsun, net.com olsun. Şu an sıktım. Bu benim gerçek ismim, e-mailim değil. Şifremiz olsun. İşte şifremiz de sıfır olsun. Yaşımız da 29. İkinci bir tane oluşturalım. Giriş klasına ait ikinci bir kullanıcı. Ve Ahmet olsun. İşte ahmet@net.com olsun. Buraya da Ahmet 1 olsun bunun şifresi. Ve Ahmet 25 yaşında olsun. Şimdi biz kullanıcıyı oluştururken dikkat ettiyseniz, şurada sadece göstermek amaçlı yapıyorum bunu. Eğer PyCharm kullanıyorsanız parantezi açtığınız anda size burada bir bilgi kutusu çıkacaktır. Adı, mail, şifre ve yaş. Yani bu 4 tane girdiği sizden isteyecek. Diyeceksiniz ki self ne oldu? Self burada zaten grili bir şekilde belki görürsen, dikkatle bakarsanız görürsünüz. Self yani kendi giriş oluyor. Yani bu self klasa bir döndürme yapıyor. Yani otomatik olarak zaten gelmiş oluyor. Şimdi ben bundan ne yapabilirim? K1 dedim, giriş dedim, adımı, mailimi, şifremi, yaşımı tanımladım. Ben bununla şöyle bir döndürme işlemi yapabilirim. K1'i çağırıp K1'in içinden noktayı koyduğunuz zaman PyCharm yine gösterecektir. Adını, mailini, şifresini, yaşını çekebiliyorum. Mesela adı diyelim. Bunu çıktısını istiyorsam print diyorum. Bunu çalıştırdığım zaman şimdi Mikael olarak çıktı. Ben buraya K işte direkt herhangi bir şekilde Mikael falan yazmama gerek yok. K1'e gidiyor. K1'in ilk denkliği, adı denkliği Mikael olduğunu görüyor ve Mikael olarak bize çıktı veriyor. Bu ne işimize yarayacak? İleride mesela bir giriş projesi hazırlayacağız. Diyeceğiz ki işte kullanıcı bilgilerinde atıyorum 50 tane bilgi istediniz. Ama mesela giriş penceresinde size ne lazım? Adı lazım, şifresi lazım. Daha yeni anlattığım gibi. Hani bu tarz bilgileri böylelikle çekebilirsiniz. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. Sıradaki derste görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.